Efendim, yaşasın be gaybeli kayacağım. Şimdi olsun fark etmez. Yunus Çelik teyzesinin oğlu. Şimdi Yunus'la arkadaş mısın? Annenin mikrofonu yok mu? Var. Yunus'la arkadaş mıydınız? Senin de teyzenin oğlu oluyor. Evet. Şimdi çocuk, ben orada başta da söyledim hani Havva konusuyla Murat'ın ve Gökhan'ın adı geçerken daha sonra dedim ve Yunus'un da adı olaya karıştırılmış. Biz de onunla konuştuk. Biliyorsunuz bu fotoğraf mevzusu var. Ben bunun üzerinde son derece önemli duruyorum, o fotoğraf mevzusunu. Bu konuda sen diyeceksin Hasan Şükrü, son derece önemli. Üstelik bir ihbar telefonu aldım ki bu fotoğraflardan Nazmiye'nin de haberdar olduğuna dair. Üstelik bir iddia daha var ki Nazmiye'lere bu fotoğrafı yine kimin gösterdiğiydi? Nazmiye'ye fotoğrafı kim göstermişti? Gökhan'ın gösterdiği dair de yine bir iddia var. Şimdi bakın teyze oğlu ne diyor? Havva Hanım'ın olayında sizin de adınız geçiyordu. Siz de söylemişsiniz. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmadı mı? Havva Hanım'la aranızda bir ilişki olmadı mı? Savcılıkta verdiğiniz ifadenizde Havva Hanım'la beraber olduğunuzu alenen söylemişsiniz. Ve aynı zamanda Ahmet'le Havva'yı da gördüğünüzü söylemişsiniz. Orada biraz şey, yani kafamı arayıp da saçmaladım biraz. İfadede? Evet. Hı hı, neden? Rahatsız edeyim de ondan. Sizin adınız geçiyor o zaman. Çokkan veya Devuşak, Murat mı ne? Bisiklet sürüyken onlarla beraber geldik. Ondan diyebilirler yani usta olayın içinde. Neden sadece dolaşıp bisiklet sürdüğünüz için sizin adınızı versinler ki? Orada dedim ya, biliydiler. Ondan dolayı olabilir. Nerede çalışıyordunuz? Darlada yani. Ali Yaşar Beyler'de mi kalıyordunuz? Evet. Oraya çok sık gidip geldiğiniz için, orada kaldığınız için özellikle sizi vermiş olabilir mi? Evet. Eğer gerçekten sizin bu iş alakanız yoksa Havva Hanım'ın olayıyla ilgili ve diyorsunuz ya savcılığı hani hastaydım, saçmaladım orada biraz diye. Peki bu çok önemli bir dava. Neden daha sonrasında buna karşı çıkma, hayır öyle bir şey yok demediniz? Neden ifadenizi değiştirmediniz? Çalışıyordum, yoğun iyiydi işte, yine bir daha da gitmedim. Bir şeyden çekindiğiniz için mi şimdi? Neden çekineyim ben? Havva Hanım'la aranızda böyle bir durum söyler miydin? Söylerim. Ha şöyle bir şey söyledi. Gökhan Bey ve Murat Bey, Ali Yaşar ve Nazmiye Hanım'ın damda fotoğraflarını, uygunsuz fotoğraflamışlar. Ve bu fotoğrafları da Havva'ya gösterip yenge getireceksin demişler. Sizin bu fotoğrafla biriniz var mı? Yok. Daha önce hiç duymamış. Hayır. 5 senedir oraya uğradığım yok. Akçabat'ta durduğunu bilmiyorum. Ali Yaşar benden biliyor yani. Annemi boş ver, benden biliyor yani. Orada mı bilmedim de, benden düşünüyorum. Nasıl olur öyle bir şey? Yaşar'ın köyünden çıkmadı, Akçabat'ın içinden çıkmadı. Hasan şu hanımının köyünden çıkmadı da bizden mi çıkacak? Yani affedersiniz, ne yaptık yani? Vallahi kız biz yaptık. Ben de anlamıyorum yani kiminle röportaj yapsak. Ben öyle ifademiştim ama böyleydi. Ben böyle ifade vermiştim. Başım ağrıyordu, yanlış ifade verdi, olur mu? Tamam yani, hayır gerekçe görmez. İşlerim çok. Görmez. Ben gidip de adliyede veya ilgili yerlerde bu konuda tekrar gerekli açıklama yaparak üzerime atılan iddia ve iftiraları reddedemedim. Bir insan bu kadar önemli bir konuda, bu kadar önemli bir konuda yakın bir akrabasının, bir hanımefendinin iffetiyle bir iddiada zaman bulamadım gidip gerekli ifadeyi vermeye. Yek derecede elinin tersiyle bir tarafa itebilir mi? Bu mantıklı. Böyle bir cevap karşısındakini tatmin eder mi? Başım ağrıyordu da söylemedim. Başım ağrıyordu ya. Zaten kabul görmez. Yani neredeyse canım kahvaltıda çayım soğuyorum da onun için o çayımı bırakıp gitmedi derecede. Basit ama, bir havaya getiriyor. Ama yani. Rami Bey, bak Ahmet farkında mısın? Ahmet'in o gün kızgınlıkla söylediği şey, Ali Yaşar'la Hasan Şükrü'yü nasıl cezaya açtıysa, bu çocuğun da söylediği şey aslında Ahmet, yani bu çocuğun da söylediği şeyler, çünkü senden de bahsetmiş şey ifadesinde çıkıyor, o da Ahmet'e iftira atmış oluyor. Farkında mısın yani? Müge, o da sana bu iftira atmış oluyor yani. İtiraf ediyor, ben öyle bir şey yoktu diyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim de, bunu jandarmaya aldıklarında kapısının orada bıraktılar bunu. Yaşar bunun boğazını... Kim Yaşar? Bu Murat'ın abisi. Bu Yunus Çelik'in boğazını sıktı. Yani ben de gördüm. Ama kendisi de gidip bundan şey olmadı. Yani boğazını sıktı derken konuşmasın diye vermek için mi sıktı? Yok Rahim Bey. Sen de bu işin içinde diyeceksin diye boğazını sıktılar ya. Gözümle gördüm.
Bir anlık olay yani. Bir anlık olay jandarma karakolunda. Sen de niye boğazını sıktılar diyorsun. Evet. O da o yüzden ben de işin içindeyim dedi. Senin adın da Korkut. Artık ifadesini bilmiyorum ben. O ifadesinde seni çıkıyor. Ondan haberim yok Müge Hanım. Ama boğazlıklarını gördüm. Şimdi diyor ki ben iftira attım. Şimdi orada diyor ki o da ona. Böyle evet. Böyle adalet işler mi yani? Seninle aralarında bir husumet var mıydı? Senin aranda bir... Yunus Selim mi? Evet. Yok. Yani bir gürültünüz daha evvel bir husumetiniz yoktu. Yok efendim. Niye peki burada sana kalk bir takım iddialarda bulunuyor ki Ahmet? Yani dedi bir anlık olay Rahmi Bey. Boğazını sıktılar jandarma önünde. Evet. Yani ama boğazlıklarını gördüm. Şimdi diyor ki ben iftira attım. Şimdi orada diyor ki o da ona. Böyle evet. Böyle adalet işler mi yani? Seninle aralarında bir husumet var mıydı? Senin aranda bir... Yunus Selim mi? Evet. Yok. Yani bir gürültünüz daha evvel bir husumetiniz yoktu. Yok efendim. Niye peki burada sana kalk bir takım iddialarda bulunuyor ki Ahmet? Yani dedi bir anlık olay Rahmi Bey. Boğazını sıktılar jandarma önünde. Evet. Yani ben gördüm yani. Direkt gördüm yani. Hayır, boğazını sıkan sen değilsin. Sen değil mi? Sana kalksın iftira atsın. Boğazını hayır, sıkan... orada şöyle bir şey var Rahmi Bey. Evet. Şimdi o dosya da ayrı bir dosya. Evet, biliyorum. O dosyada da şimdi hani benim bebeğimin babası şu. Şimdi hani orada da ben nedir? Hani Ali Yaşar'ların da yapmaya çalışıyor. Gitsin evlensin bu mevzuda. Evet. Zaten doğuracak yani. Evet, o dosyada evet. Belli oluyor. Şimdi karşı taraf evlenmek istemediği için olayı başka bir yöne çeviriyor. Ve işin içine Ahmet'i de katıyor. Yani bunun hani biz gidip de... Yani neyse çok iyi açıklayamıyorum. Bunların nedeni hani evden birisi de buna göz yumdu. Maddi menfaat karşılığında değil diye bir ifade veriyor. Ahmet de işin içine katılıyor. Ali Yaşar da bu ifadeleri ama o da oğlundan şüpheleniyor. Yani başka bir nedeni var mıydı bilmiyorum ama hayır. Bu ifadelerden dolayı mı şüphelendim bilmiyorum. O da alıyor oğlunu da Can Karakol'una götürüyor. Aslında bence Ahmet'in babasından ilk net bu. Hayır efendim. Hı. Öncesi de var bunlar. Bu değil yani. Ama bu çok ağır bir şey ama bu en ağırı. Olabilir çok yani. Değil mi? Bir şey attın ama bundan öncesi de vardı yani beni sürekli dövürdü yani. Hayır yalnız dövme ayrı ama böyle hayır, bir iddiaydı. Hayır sen ama o zamana kadar biliyordum yine. Ama bu ya, çok ağır bir şey yani. Ablamın hamileliği ortaya. Kaçsan kaçsay göçen göçüy benim ismimi atayla ortaya. Kim atıyor? Gökhan atıyor. Ama baban da onlara itibar ediyor yani, o dönem. Tamam. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bu ateş niye sonradan yakılıyor? Sen niye kaçarsın? Yani. Sen... Ama babana gücenmedin mi o zaman? Yani baba nasıl benim için böyle bir şey düşünüyor? Gücenmedin mi? Dedim ama. Sen de bu içindesin, sen de bu işin içindesin diye. Ablamı bile dövdü. Yani demir çubuğundan illaki beni de... Kimi dövdü? Havay mı? Havay. Seni dövsün diye mi dövdüm Havay ben? Yok, söyle diye diyordum. Seni söylesin diye mi? Evet, evet. Ben ona sordum ki kim kandı da bu yola sevk etti? Kökan dedi. Yok, çok... sen saptı. Ha öyle mi? Saptı sattı da olayın içinde diye söylesin diye demir çubuğundan dövme. Ha. Ahmet'in diye dedim değil mi? Evde demedin mi? Kökan kandırdı beni demedin baba dedik. Kökan kandırdı beni. Tamam. Anam da çıktı yerleştirdeki evindeydi. Peki tamam. Ali Yaşar Şanma, siz Havva'ya böyle söylediniz kızınızı. Kız da size söyledi ki bebeğin babası da demek ki doğru söylemiş. Peki Ahmet'in daha sonra adı ortaya çıktığı zaman siz baba olarak şöyle bir şey diyemez miydiniz? Bir düşün bakın. Tamam. Ya bu da benim evladım yani. Şimdi bunlar acaba ona iftira mı var? Bir dakika ben bir oğlumun önce bir arkasında durayım. Müge Hanım. Bir çıksın testleri falan. Ondan sonra bir şey varsa tabii ki gereği neyse o yapılır. Zaten dedik ya biz havayı kabul ettik evet. Bebeğe kabul etmez. Dedim bak ben buna dedim diyeyim. Ahmet bak okşaka bu uşak sencekle bu dünyada duramazsın dedim. Tamam. Hah. Bitmiyor. Bak çıkmaya ama cenazesini biz almadık ki olay olarak. Alamadık yani. Yani gittin de sonucunu mu alamadın? Alamadık. Burada cenazesi. Yok cenazesi. Avukat bana. Bir dakika. Dur musun hocam bir dakika. Bu DNA testi. Evet. Nazmiye kaybolma sonuçlandı mı? Hayır. Bak buradan yani. Yayından ben... Daha çok sonra. Bak Müge Hanım ben buradan yayına bir muhakeme... Unutmazsan ailecama dedin ki Ali Yaşar gitti. Sen niye gitmedin? O zaman gittim de sosyal hizmette dedim ki bunun cenazesi niye? Ben evlat da kaybettim. Dedi ki biz öyle bir müracaat eden olmadı ki. Ondan sonra cenaya buldu. Yani o süreçte hep benim babasının kim olduğu da konuşuluyor. Belli değildi. Belli değil. Müge Hanım değildi. Ben sadece...
Ciğerli kalp sıra gelecek hastalığa. Ve sizi yakmak için. Ve haniye ve bu arada Nazmiye'nin annesi ve kız kardeşinin, özellikle kız kardeşinin ifadelerine göre Nazmiye Ahmet'le ilgili de bir takım iddiada bulunuyor. Yani bebeğin babasının daha orada kim olduğu değil. Belli değil. Nazmiye kardeşine ve annesine bazı şeyler... Bak şüphem de şu. Şevket'in dedi ya baba acı bıraktı. Hayır Nazmi hava istedi savcı. Dedi ki hazır kelsin alsın ver avukatını. Bana yolladım onu rahmetliler. Gittiler dostlarla ben göreyim. Gittiler dosyayı halle geldi rahmetliler duruyor. Bunların ikisi Şevket'in ikisi okudular. Bir gittiler burada dedi ki kökağın ifadesini yırttım dedi. Tuttular şimdi babam ıpattı, ben ıpatmadım. Hatta Nazmiye bunu evde dedi. Baba ıpattı. Dedim kızım bizim dosyada ıpratsın boş ver. Arada da var ben bunu avukata söylerim. Ben gittim pazartesi günü ya Mehmet Bey. Peki Nazmiye sana niye bunun dedikodusunu yapıyor? Bak enteresan tarafı işte bak bu zaten. Yani olayın düğüm buraları. İşte kağıdı yıprattılar ya. Tamam kağıdı yırt. Evet. Kim yırtıyor? Seyfettin, Ahmet. Ahmet geldi. Dur hayır. Dur zaten geliyorum. Bunu da sana Nazmiye hemen iletiyor. Havalan geldikleri zaman dediler. Kendi ikisi bir geldi. Evet dedi ki. Dosyayı aldık evde yalnız dedi. Hava da orada. Nazmiye orta. Yani Nazmiye kapalı bir şey konuştu yoktu. Dedi ki baba Seyfettin'den Ahmet bundan bir kağıt gitti. Dedim reisim. Savcılıktakini yırtmadı ya avukattakini. Onu baktırırız dedim. Dosyaya gittim pazartesi ağzı açık aldım. Gittim Mehmet Bey'dim. Bundan da bir kağıt yıprattılar. Sevittiremedim. Ne olduğunu bilmiyorum. Yalnız dedim Sevittin'in de burada kabahatini görsün. Ahmet'in de. Bunda var. Avukat bana şöyle dedi. Ben bunu bunları yazmıştım. Bak Aleyhisselam dedi. Burada cenazesi daha gelir mi? Ahmet'in ifadeleri, ödekilerin ifadesi çok büyük bir sıkıntı. Buraya gittiğimiz zaman eğer bu işin içinden Ahmet çıkarsa dönüşü olmaz. Olmasın dedim. Tamam ona yapacak bir şey yok. Bak yani. Olmasın olamaz da dedim. Kan geleceği Ahmet, kan geleceği Ahmet. Ahmet onları hatırlaysın da. Seyfettin dün arkadaşlarımızla konuşurken demiş ki ben Gökhan'ın ifadesine çok sinirlendim onu yırt. Bilemem. Ben bilmiyorum. Ya Ali Yaşar Bey zaten o yani eve gelen dosyanın yırtılıp yırtılmamasının da zaten çok bir anlamı yok. Ya, yani, ama bak Ahmet diyor ki babam yırttı. Benim için bak anlamı olan ne biliyor musun? Evet. Benim için anlamı olan. Nazmiye'nin bu gelip size bunu jurnallemesi yani ne denir? Yani ispiyon etmesi ama şimdi dosya... Yani Nazmiye size niye bunu istiyor? Ama bak ispiyonu şu... İspiyonluyor. Bak havalan geldiler. Cuma aldılar, cuma tek. Aynı. Hayır. Benim sorduğum soru o değil. Hani ben bir tane hatırlarsanız bu sağ taraf, sol taraf aile ikiye ayrıldı dedim ya. İşte o ailenin ikiye ayrıldığı tarafta Nazmiye de sizin... Ama... Aslında ben burada Nazmiye'yi anlayabiliyorum. Çünkü Nazmiye de kayınvalidesinin kendisine iftira attığı ve bu yüzden dertli. Aslında şimdi kendimizi Nazmiye'nin yerine koyacak olur. Evde eğer kayınvaliden seni yapmadığında sana bir iftira atıldıysa ve sonra işte onların kızı da kalırsa üstelik o hamilelik olayında bir de evin oğlunun da ismi geçiyor. Değmeyin Nazmiye'nin keyfine olur. Zaten. Hani siz beni suçlamıştınız. Alın. Siz de şimdi bunu yaşıyorsunuz. Arkadaşlar olayın nedeni bu. Yani evet, biz uzaklarda Nazmiye bir ev kadını. Nazmiye bilmem nerenin bir şey değil yani. Hani değil, böyle hani canım, öldürelim de ses getirsin de falan filan değil. Nazmiye bir ev hanımı. Evet. Nazmiye bir ev hanımı ve biraz da belki alakası olmayan şeylere de karışıyor. Şimdi, senin vasıtanla özellikle. Aile içerisinde zaten kiliklik doğmuş. Doğmuş ama Nazmiye Ali Yaşar'ın bir taraftan. Beri var ve bu kiliklerde kendi bulunduğu kliğin gereğini yapıyor, savunmasını yapıyor, karşı tarafın suçlamasıyla uğraşıyor. Evet. Bak bir gel mesele bu. Evet. Şöyle bir şey bak, Nazmiye bu lafı da dedi, ben inkar etmiyorum. Havalan dosyayı eve koydu değil mi? Selfie Nazır evine geldiler, ne bir hava, kız kardeşim ne bir Nazmiye hava ne bir. Orada demiş konuşuyla yakalarında Seyfettin evinde, benim evde konuşmadılar bak, kenardan oldum. Demiş ki bak kaynanan bana çok öttü. Hala demiş. Gördün mü demiş evinde kızıp düştü. İşte. Ha bak işte intikam yani. Almanın sebebini gördün mü? Bana çok öttü. Şimdi millet bağlanma. Nazmiye bin kişiye çıkıp benim böyle bir elegam yok. Ama şimdi millet demiyor. Bunlar şimdi değil. Nazmiye bunu dedim ki. O dönem. Ben gene dedim kızım demeyecek. Dün bana bir ihbar geldi. Ben hanımefendi tekrar rica ediyorum benim ihbarı. Lütfen bunu emniyetle paylaşın. Ya da bizi arayın. Savcıyla sizi gizli bir şekilde görüş olduğunu arayalım, rica edelim. Nazmiye de söyleyeceğim artık ben.
benim elimde Ahmet'le şeyin Havva'nın görüntüleri var demiş komşulara. Anlatabiliyor muyum? Vallahi Müge Hanım. Bakın vardır yoktur önemli değil. Bu böyle anlatmış. Bak Ali Yaşar Bey de çok güzel söylüyor. Şimdi ortada bir kadın hani kayınvalidem iftira attı diyor. Bak gördün mü işte onların başı, onun kızının da başına ne geldi diyor. Der mi der. Kedi. Tam konuşulacak yani. Ben de biliyorum. Tamam bak o onu söylüyor. Sonra komşularına da. Bana dedi etti dedi. Bu ne aşikere dedi yani. Şerfin acı orada, halası da orada. Hava da yanında. Hava ağlamış demiş ki hava temizacak. Demiş ciğerlerim yanay hala ciğerlerim. Evet. Açık konuşuyor ben burada uşağım öldü gitti diye. Gelmiyorum katili bulursun kim olursa olsun. Bunlar gibi yalan düzmeyelim. Yalan düzmeyelim Hüce abla. Ben yalan düzmeyelim olanları bilirim. Anası benim uşağıma yetmediğini kalmadı. Kızımı yaktı. Kızımı, gelinimi dövdü. Pek kafası niye gitti mahkemeye vermedi? Havanın koluna vurdum diye gitmeye verdi. Cezaevinde yattım. Ha bu yayından sonra. Havanın koluna vurdum diye cezaevinde yattım. Altay. Evet altay yattım. Kandıracak'ta. Neden geldi kafasını yardım da gidi şikayet etme. Olmuş dere dikiş var kafasında. Mustafa Şener öyle dedi. Alacağız buraya. Ha. Niye gitmedi? Niye gitmedi? Niye gitmedi? Bu da diyorlar ki eğer böyle yaparsan kocam diyor ben eve gelemezsin. Öyle mi diyor? Evet. Muhtar ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Senin yine karşında sen adama sövdün, adama küfrettin tamam mı? Dedi ki şikayet ma. Ayaksam dedi. O da git. Niye olma dedi? Sen kaşınıysın diyelim sen ya. Harbiden kaşınıysın ya. Harbiden kaşınıysın yani. Muhtar yine senin yanında durdu. Sen gittin adama sövdün. Sövdün adına. Sakin olalım bir dakika sen sövdün. Adama küfür ediyorsun ya. Sen adam karşında yine durdun lan. Sen kimi yaramazsın yardımına rağmen. Babanız mıydı lan? Ali Yaşar yani şimdi bu kadın sizi şikayet etmedi diye şimdi suçlu mu oldu? Sonunda yaramazsın sopasını. Bak yok yok. Dur, bak bak aileceğim kendinden korkarak gidi şikayet etmedi. Ya niye tuttun? Niye kendinden? Bu gelin. Ahmet bir dakika. Müge abla. Niye kendinden? Kadir devamı çıkar. Bu ne halama söyledi bu halama. Bu Ahmet Bey şakası. Ali Yaşar Bey, peki sizin eşiniz size çok mu aşık? Ben kendisine de sordum. Yani sizi böyle vardır hocamla zaman zaman konuştuk bir konuda da. Bir şey demiştik buna. Septik tipler değil mi? Hani her şeyden kuşkulanır, eder, kıskançlığa dönüşebilir. Sizin eşiniz bu kadar size her şeyden her takılıyor muydu? Bak Müge abla, şimdi dedikodu yapmak bak. Bunu biz bir de veriyoruz. Biz 3 sene önce evlendik. Başkasını karıştırmıyoruz da. Yok yok, biz bir de veriyoruz. Kimi? Ablamı. Bu ne, bu ne? Gelin getiriyorum. Hı. Arabada, otobüste. Nasıl olduysa ben ne oturdum, ne? Ağır da otobüste geliyordu. Yıkay otobüsü ki niye o Nebiye'nin yanına oturdu da benim yanıma oturmadı? Demek ki çok kız. Bak kız kardeşim bu. Ya kız kardeşim, bunlar yanımda dedik Ali Yaşar, yedi yaşam kabul etmiyor bunu. Kimle kız kardeşim? Kız kardeşimden mi kız? Evet. Evet. Evet, küçük kız kardeşim. Benden küçük. Biri vurdu, biri vurdu. Hava o zaman da 11-12 yaşlarında. Kıskanma, cinsel bir kıskanma olmayabilir. Bir şey soracağım. Sen niye karının yanında oturmasına katın? Ya otobüste diyelim, yemek molasına. Oturdular, öyle de sakıp geldi, ben düştüm onun yanına. Ya dedikodu... Ya senin ama o anlamda kıskanmıyordur. Sen hani görümceyle şey yaparsın, dedikodu yaparsın. Yani bir şey değil. Yani o kıskanmak lan ziyade. Kıskanma, cinsel kıskançlık. Bak şimdi, Ahmet seni dinle. Elde Allah rahmet eylesin. Mehmet Şener bana ne anlattı? Ay bir şey söyleyeyim. Bak, bak, bak sonunun ne geleceğini bilmiyorum. Onun hakkını anlatmayalım yani. Ne dedi biliyor musun? Neyse anlat. Bak, kocasını bir o dedi. Bana elde Allah eylesin. Halamın kocası Mehmet Şener. O kafasının yarıldığı o. Kim kimi dövüyormuş? Bu Ali Yaşar'ın kafasını yardım diye ya. Bu da çıkmış gideye gideken daha çıkmış halamın oraya. Halamın oraya çıkmış. Mehmet Şener bekle de kendi çevireyim onu diye. Sonra demişler gel o gari buradadır. İşte çıkmış eve sormuş ona işte ne zorunuz ne? Hani niye doğuşuyorsunuz? Anlatmış demiş ki kaynanamı dövdüm. Bana adamın anlattığı elde Allah rahmet eyliye. Kaynanamı dövdüm demiş. Nazmiye'yi dövdüm demiş. Hasan Şükrü'ye vurdum. Ali Yaşar'a vurdum demiş. Daha hepsi aklımda kalmadı. O ne bunu hepsi anlatmış ona. Demiş ki ona Mehmet Şener. Demiş ben de demiş seni acıydım kafan kanandı diye seni acıydım demiş. Seni köpetmedi ki demiş. Ne demiş? Seni demiş vurdu demiş köpetmedi ki. Sen kaynanayı diyorsun. Gelini diyorsun. Hayır diyorsun. Müge Hanım. Hayır. Hasan Şükrü'ye vuruyor. Herkesi diyor. Seni vuruyor. Dedi ki bu dedi bunların başına kral getirdi dedi. Mehmet Şener Allah. Aile Hanım.
Bunların dedi başına kadar geçir dedi. Dedi. Seni köpekende seni acıyırım. Seni Ali Yaşar köpekmedi ki bir adam dedi. Seni adam Ali Yaşar seni eldemedi ki ben de seviyorum. Dedim Ali Yaşar mı diyorsun? Ne diyorsun? Orasını anlayamadık. Ha gebertmedi ki. Ondan sonra dedi ki dedim Ali Yaşar. Peki ben bir şey soracağım. Bak Allah'ım sana bir şey soracağım. Bak gerçekten benim de kardeşlerim çok kıymetli. Sen de bir abla olarak buradasın. Sana da çok saygı duyuyorum kardeşim ama her ne olursa olsun. Yani sen şimdi kardeşinin karısının kafasını yarmasını doğru karşılıyor musun? Ama niye yardım? Gittik elini gördü. Hayır niye yardım? Bir şey yok. Yesin, niye? Boş konuşma. Yani görüşürüz ve para sebebini ikisi diyor. Söyledi, ilk kere diyorsunuz. Bak şimdi ilk kere diyorsunuz. Yardım bakalım. Diyelim ki aile diyelim ki gelinini dövdü. Tamam mı? Tamam onunla aralarındaki karışır da döver yani. İlla karşılık yapacak mı? Bana bak bir şey diyeyim. İlla karşılık yapacak mı? O gelin, gelin kedi abisi gibi mi? Putu'yu diyor geldi oraya. Gelini tüvoya kazmak bile. Gelini tüvoya. Hayır, çekil ya. Beni buraya gittiyseniz ben de konuşayım ya. Bir dakika ama öyle konuşursan hiçbir şey anlamıyoruz. O dedikodu da sebep de. Ya sen niye karını dövüyorsunuz o? Bak ben gidiyorum halamı getireceğim de gideceğim bunlara. Yapma anlamayacaksın. Halamın evi yakın bize. Hakikaten anlamıyorum. Yani. Bak şimdi sen... Anladım anladım. Anladım dediğime bakma ya. Tamam işte çıkmış sana da aile ben yapmadım demiş. Sen de getireceksin adayı yüzdürürüz. Öncesi bu yani. Ne yaptı biliyor musun? Halde annem lan Nazmiye havalan ikisi evde öldürüyle ikisini. Yo öyle çırramaya döndüm geri. Kimle kim dövüyor? Havalan annem lan Nazmiye. Şey eve çıktım. Giderim yerinde dururum kesin oradaki gitmem lan ne doğru. Kayınvalidesini mi ailen dövecek? Evet bir bak ikisini bir nikahla. Bu çok kafasına. Kazma, kazma sen bir de böyle de o. Bu kadar bu soba elinde baktım geldi çıktı geliyor. Sus lan. Kazma sahibin aynı yerde bunun kafaya bir tane. Bak bakın ya ben ona da anama vurdum. Vurdum kaçtım. Halam demi camın kapıdan aşağı. Ya ben dedim öyleydi o. Beşi sürdü. 13 kişi vardı kafasında. Ben ingere etmiyorum. Gittim halamın evinde oturdum. Sen de böyle ufak bak, tefek bir adam gibi. Gazımın evinde oturdum. Senin evde oturdun da annem gitti. Gazımın evinde oturdun. Gazımın evinde. Sen oturdun evde aşağı. Bu burada muhtarlarım bak. Bu ortakları. Ya ben muhtarı çok merak ediyorum ya. Bir de belediye başkanı. Bir de muhtar. Biri halamın oğlu, biri emcam uşağı. Osman telefonu. Bu yani emi camuşak geçmiş yengin ola öldü bir nevi. Ali Yaşar kaçak. O çıray demiş. Kiti aldı getirin doktor. Ne dedikleri bilmiyorum. Bu sefer. Bir şey sorabilir miyim? Sizin köyde dövüşen başka aileler var mı? Ya illa ki var. Yok. Bu kadar. İlla ki var. Var. Yok yok. Zaten bunların süre... Bunu... Bak o yüzden Trabzon'da da evinde yoktur. Şşş. Biz geç kaldık. Hayır yani başka böyle biz geç kaldık. Biz geç kaldık. Yani ben geç kaldım. Az bak az bak. Ben bunları evde sakladım. Geç az bak. Saklamayı mı? Evet. Ne evde yani? Karıdır, uşaktır diye saklamış ki elin evlerde gitmeyecek ki ben bala kalmayacaktım. Ben vicdan azabını çekiyorum. Tamam olsun. Ne bu ben anlamadım Hasan Şükür. Evde... Hala yanımda tuttuğumdan suç yaptım diye yani. Ha, bir an... Bırakmalıyım. Doğrusu da oydu yani. Hasan Şükrü tercümesi, o güzel tercüme. Bak Mustafa Şükrü, işte Muhtar. Hasan Şükrü. Ya bir şey söyleyeceğim size, bakar mısınız ya? Şükrü orada öyle duruyor, artık çocuk gülsün mü ağlasın mı? Yani bütün bu konuşulan cezaevine gidecek. Ben neye bakıyorum biliyor musunuz Müge Hanım? Bu cezaevine gidecek herkes. Neye bakıyorum biliyor musunuz Müge Hanım? Ya şurada oturuyor. Hayatımı yetmiyor. Ha. Ya şu fotoğraftan da otur, utanmıyor. Bakamıyorum, ben eşime bakamıyorum. Ona baktığım zaman benim gözlerim... Utanmıyor. Ha. Sırt arıp duruyor ha. Ya. Boynuna sırt arıyor ya. Nasıl dinliyorsunuz bana ya? Sinirlerim bozuk ondan sırtıyorum. Ben bozuk. Bakın ben buradan gittim gideli sinir hastası. Beni her yerde kolluyorlar. Ha. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Benim ikili adamsın ya. Adım attığım her çok yerde ya. Beni kollayacak. Çok bir şey yapacak. Abi var ya. Ya çok bir şey yok ya. Ya. Ne sinirli ya. Ne psikolojisi ne bozuyor ya. Ben de adam yok. Tabii. Ben iki tane evlat bırakacağım. Beşinde kimse yok. Allah zamanında kimsesi yok. Zamanında niye tekim sana da kaldı? Benim seni dinle beni. Zamanında tekim sana da niye yeni ay çıkmadınız? Biz çıkmadık mı? Çıktın mı? Hiç çıkmadın. Çıktın mı? Ne söylüyorsun? Bir dakika dur. Evden bu aladım. Müge Hanım. Al bunu tekine.
Sen bırak onu kendi başına, sen bırak onu kendi başına. Ne diye uyarmıştın yani? Ne diye uyardın beni? Neyle uyarmıştın? Ne uyardın beni? Nasıl mı diye uyardım seni? Sana söyle mi söyle, Ahmet de bunu dedi diye. Hayır, sen anlat, sen söyle. Ben diye diye ağzımda tüy bitti, sen söyle şimdi, sen. Ahmet, onda artık gizli bir şey kalmadı zaten. Gizlice bir şey kalmadı. Sen hangi konuda ne şekilde uyarla bulundun? Yarın gün dışarı çıkmasına ben kızıyordum arkadaş. Yeni dışarı çıkmasına? Evet, kızıyordum. Peki, birileriyle mi? Bunlar kendi kafalarında leydir leydir geziyorlar. Ne gibi geziyorlar? Dilsin buna, bırak onu kendi başına. Dilsin buna, bırak onu kendi başına. Ama Ali Yaşar ne zamanki birinden gidecek? Ahmet Seyrettin Mehmet Ali hop yanında. Ama bir zaman yengemizin yanında olmadım ya. Olamadım ya. Siz burada çok konuşuyorsunuz ya. Ha. Tamam konuş konuş. Siz çok konuşuyorsunuz ya. Tamam konuş. Da. Devam et. Ne diyeyim daha Rami Bey? Ne diyeyim daha? Adaya gidip koş onun yanına. Yengem tek başına kalmış, dilsen saat psikolojisi bozulmuş. Gel çekelim hadi. Gel hadi. Bir şey söyleyeceğim. Çık dışarı. Ahmet gel. Bir dakika ya, ne yapıyorsunuz Ahmet, ya? Ahmet sus iyiyle telaşa sokma Allah'ım. Telaşa sokma. Çık o zaman dışarı. Ahmet. Çık da görüşelim lan. Çık. Ne zaman saat çıktınız yengem lan? Ahmet. Peki yengen böyle sahipsiz mi hissediyordu kendini? Evet, sahipsiz hissediydi. Beraber de gördüler, bunu da kanıtladım, yürüdüler la. Görmedin mi yengemi la? Peki bir şey söyleyeceğim. Senin de. Kim? Tamam mı? Ahmet. Senin de. Gel sen ona bakma, bana bak. Bir şey söyleyeceğim Ahmetciğim. Ne bakacağım? Yardım bakma ya. Sen ona, sinirleniyorsun. Ne bakacağım bunlara ya? Bak bir şey söyleyeceğim. Peki bu hani bir tane kulüp görmüş ya, o Akrabat Parkı'nda Nazmiye'yi makyajlı, şık kıyafetli. Sen hiç öyle bir şeyine rastladın mı? Rastlamadım Müge'nin. Rastlamadım. Peki hiç kulağına geldi mi? Gelmedi. Benim kastettiğim o değil. Benim kastettiğim o değil. Ne? Yengemin dışarı çıkmasına kızıyordum ama kastettiğim o değil. Ha, ne diyordun kızım? Ya her gün ne işi vardı yengemin dışarıda ya? Dışarı dediğin ne yani? Çocukları dövüşsün diye olmaz. Anlamadım. Çocukları dövüşsün diye olmaz. Ha dövüyorum. Asaydım da onları ya. Asaydı. Sen niye ben kapıyı yaptım? Bırak bırak başka bir şey konuş. Bir dakika. Sen niye evden kapıyı yaptın? Zorunuza gitti ya. O yüzden kapıyı yaptım. Ben seni evden kapıyı yaptım. Ne gitti zorlarına? Bırak o işleri bırak. Ne gitti zoruna? Yengeme sana bunların zoruna gitti. Bunların zoruna gitti. Sen sattın. Zorunuza gitti. Yengeme sahip çıkmam. Sizin o kadar zorunuza gitti. Tamam mı? Ben sana şey demiyorum. He he deyip de durma bana. Sen yengene nasıl sahip çıktın? Nasıl sahip çıktın? Yet olduğu kadar sahip çıktım. Buradan ilerisi olduğu kadar sahip çıktım. Ne yani mesela? Gerekeni yapacaktı bu. Tamam, gerekeni bu yapacaktı. Peki saniye. Gereken neydi? Yengeme sahip çıkmasıydı gereken. Hayır sahip çıkan gereken neydi? Ne gerekiyordu o sıra? Evinde olmalı. Evinde olması lazımdı. Hı. Aslında bir iş bulamadın ama sürdün onu aklının dağlarına. Sen... Bir saniye. Peki bir saniye abi. Bir dakika susar mısınız? Lütfen kimse konuşmasın. Peki babanın özellikle mi onu Artvin'e sürdüğünü düşünüyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorum Müge Hanım. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir daha değil ya. Evimde kalmadı. Akçabat'tan aşağı, köyden aşağı kalıydı. Hemen atlar diye bir kavga ediydiler. Yengemle beraber bu. Kimle kavga ediyorlar? Yengemle Ali Yaşar. Ha. Ne kavgası? Bilmiyorum. Duyamıyor muydun? İşteydim ben o zaman. Ben 12'de çıkardım. Siz duyaydın ki... Komşular söylüyordu, komşular. Duyuyorlardı. Komşular geldi. Aha. Bir dakika durun konuşuyor işte çocuğum. İkisi mi kavga ediyorlar? Evet Müge Hanım. Her köyden gelip hemen eve atlarmış kavga edermiş yengemle beraber. Kaç kere gelirdi haftada? 2-3. Bilmiyorum artık. Evet. Peki sen bununla ilgili daha sana uyardın mı? Yani baba geliyor bak komşularda kavga sesi duyuyorlar falan hiç abini uyarma ihtiyacı var mı? Belki söylemişimdir Müge Hanım o kadar kalmadı aklımda. Belki söylemişim. Peki sen Hasan Şükrü'ye karına sahip çık lafını kullandın mı? Söylerdim ona. He. Derdim ona abi yengem her gün dışarı çıkıyor. Nereye belli değil gidiyor bir yere ama nereye gitti belli değil. Bir şey var çıkmasın her gün dışarı. Her gün bir kadının dışarıda işi olamaz ya. Yani bu kötü amaçlı değil yani. Buradaki benim tamamen iyi niyetliyim. Ama iyi niyetliyim de kaybederim ya. Ne zaman sahip çıktın yengeme söyle sana. Söyle. İyi niyetliyim değil mi? Öldürüldüğü yere kadar vardığında başkaları... Babam dedi değil mi?
Ha? Baban göstermedi değil mi? Doğmuştan milletten. Ben babamı savunmadım. Milletten kalmış milletten. Millet savunmadım. Bu ne yapaydı ya? Bak gitmiş yengemin öldürdüğü yere. Ben sana bir şey diyeyim. Gitmiş. Bir dakika verebilir mi? Bir dakika konuyu dağıtmayın bir saniye. Baban, aslında ben senin anlatımlarından şunu çıkartıyorum. Baban sana Akçabatlı'da bir iş bulabilirdi. Bulabilir. Ama bulmadı. Bulamadı. Peki sen ben babanın... Ben bulamam, o bulamadı. Peki Akçabat'ta eve elinize sizin gelmesinden rahatsız oluyor muydu sen babanın? Yani eve gelip de yengemle kavga etme rahatsız oluyordum ama bir şey de diyemiyordum. Peki sen gece çalışıyorsun. O baban geldiğinde gündüz sen de evdesin o zaman. Yok. Gündüz 11-12 gibi çıkarmıştım. Gece 12'de giderim, hı, gündüz 12'ye kadar sen işte. Gündüz 12'ye kadar evet. Çalışıyorsun. Baban o zaman sabah erken mi geliyor? Sabah erken gelirler. Peki, belki bir şey söyleyeceğim. Sence Hasan Şükrü mutlaydı biz bugüne gelmezdik, yengen hayatta olurdu. Mesela sen onu uyardığında Şükrü'nün ne yapmasını bekliyordun? Müge Hanım, şimdi burada ben bir şey diyemeyeceğim ama şöyle bir şey söyleyeyim. İkisinin de ağzından aynı kelimeyi duydum. Hı. Onu kendi başına. Hı. Bırak onu. Kendi başına. Bu. Kendi başına. He, bu. İkisinin ağzından böyle duydum. Çok bırak peki, onu. Bir saniye, bir saniye. Sen konuşma. Karışma. Sen konuşma. Bir dakika. Ne lazım Ahmetciğim? Yani sence, sen de evin delikanlısısın. Sen abinle babanı uyarıyorsun. Sence ne yapmaları gerekiyordu? Sence ne yapmaları gerekiyordu? Adam olmaları gerekiyordu. Bu kadar söylüyorum. Adam olmaları gerekiyordu. Ben daha bir şey demiyorum. Yani mesela Hasan Şükrü Kayıma mı demeliydi? Mesela. Yani onu da o bilir mi canım? O kadar bir şey diyemem mi? Peki abi sana demedi mi? Ben niye karıma sahip çıkayım? Ne gördün ki? Diye bir, ne gördün benim eşimle ilgili? Yok. Öyle bir şey yok mu canım? Hiçbir şey söylemedi. Yok öyle bir şey yok. Hasan Şükrü sana da eşinin Ahmet'ten şikayetçi olması lazım bu durumda. Müge Hanım bakın ben seni evden niye attım? Niye attı? Geldim. Ardından geldim ki. Ya dedi kapıları kırdı dedi. Diyor ya komşular diyor işte şikayet etti. Direkt Ahmet'i şikayet etti ki. Eşin dedi bu evde eziyet çekti dedi Ahmet'in yüzünden. Camı kırdı dedi. Ha. Kapıları kırdı dedi. Oğlum dedi ne dedi bu çektiniz dedi. Sana dedi işi söylemeyeyim. Çıktım yukarı. Nazmi'yi çektim mutfağa. Dedim Nazmiye. İlk orada mı öğrendin? İlk orada mı öğrendin? Ben dinledim seni, sen ya. De beni dinledin. Ben de bir soru sordum. İlk orada mı öğrendin? Ya, Ahmet bir dakika bir bitirsin. Ben bir şey dedim. İlk orada mı öğrendin? Tamam, onu da söyleyeyim. Müge Hanım orada evet. Bana söyledi tamam mı? Ne Nazmiye söyledi? Ne dedi ki ya dedi geçen akşam burada dedi kapıları mapları hep vurdu üstüne dedi camları camı dedi. Camlar. Ben de bunu tuttum golümle. Dedim ki bir daha bu demeyeceksin dedim. Bir daha da bu yengene elini dahil duymayın. Ben yengeme yürü git dedim. Ben yengeme asla ve kendi. Ha. Peki sen de dönüp, 20 gün sen de dönüp Ahmet'e ya sen ne böyle yaptın dedin mi? Sordum niye yapaysın? Sen, ben sen babana ben sordun yaparım. Mu? Sen babana sordun mu niye gel karımla kavga ediyorsun? Abi ya git. Benim evde babamın o zaman Ahmet bir şey söyleyeyim. Baban çok geldi, üstü kapanı söyleyeceğim ama benim anladığım şu. Aslında senin rahatsızlığın yani karısına sahip çıkacaktı. O baban da o eve istediği gibi gelip diyemeyecekti değil mi? Gelip kavga edecekti Müge Hanım. Yok. Oğlum, Ahmet yalan soralım bakalım. Geri ilgilendiren bir durum var mı? Yok. Ahmet yengenin fotoğrafları var. Bir dakika bir anlatsın bir saniye. O fotoğrafları nerede? Benim haberim yok bilmiyorum. Bilmiyorum. Yengenin elinde fotoğraflarınız varmış öyle değil şimdi. Ne olacak? Niye? O zaman sürmediler de şimdi bir şey yapalım. Havaya bu fotoğrafları verdiler. Bak değil mi havaya? Havanın eline büyük bir fırsat geçmiş oldu. Bunun olayı çok kötü bir olay ya. Bundan Nazmiye de zevki ya. Niye hava gelip çıkartıp demedi ki? Bak sen yok yok değilsin de. Aa bak burada. Ne yapacağımı o zaman sen az buz bilirsin değil mi? Ne yapacağız? Biz Karadeniz'de ne yapacağımızı bilirsin. Yok o anlamda demedim. O adamlar onun ne demek istediğini. Yani sonuç değişmez mi demek istedim. Bırak bu işleri Hasan Şükrü, bırak bu işleri. Öyle bir değişir ki, o kadar büyük değişir ki o onun farkında. Aha. Bunlar neydi biliyor musun hocam? Nazmi için değişir miydi? Benim için değişirdi, onlar için de bunlar için de. Nazmi için değişir değişirdi. Mi? Çok değişirdi hocam. Peki. Ya boşardım ya da ikisi giderdi. Yok ya. Bu duruma da düşmezdi. Yengem hiçbir yere de gitmezdi. Bu, Allah gitmezdim de, o duruma gitmezdi. Yengem yine hiçbir yere hocam, gitmezdi tamam mı? Anlatmak. İçiniz tamam mı? Benim gözümde yengem hiçbir yere gider.
Ha. Ali Yaşar giderdi ama yengem gidemezdi. Senin baban bizi gördüler diye. Benim eşim. Baban bizi gördüler diye. Başkasını sana gördürtmeye çalıştı. Şimdi de inkar edersiniz. Hı. Tamam mı? Kim gördürmeye çalıştı bizi? Artık. İsmini de biliyorum. Ne gel. Aşık bu. Vermiyorum. Ben isim falan vermeyeceğim. Niye vermeyeceğim? Gördürtme. Tanıtmadınız mı gördürtme? Kimi? Söyle ismini. Size memnuniyete vereceğim onun ismini. Ben biliyorum kime söylediğimi. Vereceğim onun ismini. Biliyorum. Evet, söyle ismini. Niye söyleyeceğim ismini? Ha, kendi adamınız da. Bir saniye ya. Ahmet, yani hani sen eğer böyle bir şeyi Hasan Şükrü duysaydın ben yengeme sahip çıkardım. Çıkardım Nigar Hanım. Ben çıkardım. Bu onun yüzünden, babanın yüzünden oluyordu her şey. Yani. Ailede büyük baskısı vardı bunun. Nigar Hanım. Ne olursa olsun ben sahip çıkardım. Sen yengeni seviyorsun. Sevim Nigar Hanım. Yengem öldüğü zaman... Sevdiğinden öldürdüm. Bir dakika. Ne öldürdüm ya? Öldürdüm lan. Ne öldürdüm lan? Ya bir dakika. Kim öldürdüm lan? Cevap ver mi ona? Cevap ver mi ona? Akıllı ol. Bir saniye. Ya bir gelin ben çıkacağım dışarı. Bak yemin ediyorum çıkacağım. Bak, niye çıkacağım? Sen çıkacağım ben ya. Çıkacağım mı? Çıkma. Ya niye gidiyorsun? Ya işte önemli bir durum konuşuyordu. Ya Allah aşkına ya. Berbat ettiniz. Yani ya. 40 yılda bir konuşmaya var. Tam konuşma sırasında iş yıkanıyor. Ya ilahe illallah ya Rabbi yani, ya Resulallah. Yani müdahale etmeyin. Hocam beni almayın. Ben dayanamıyorum bunun gülmesine ya. Güldü mü dayanamıyorsunuz benim Miguel Hanım? Oh valla ya. Hayatım hepiniz de benden çok şey bekliyorsunuz. Ben gülen adamın suratını çiment olacak halim yok, ısırıtıyor. Ben gidiyorum. Dur da git kapana aşağıda konuşma onunla, ne olur ya. Ne yapayım, eğdi mi? Ya, tamam. Sinirlerim bozuk diyor. İyi o zaman, benim de sinirlerim bozuk ya. Tam çocuk konuşuyordu ya, verelim ara. Hakikaten.